Bundan birkaç ay önce babalarını kaybeden, birkaç hafta önce de annelerini kaybeden çocuklarımızın yanındayız şu an. Çocuklarımıza amcalarının eşi sahip çıkmış. Anneanne, babaanne kimse yokmuş. Şimdi size bu zorlu süreci anlatacağız. Merhabalar. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Zülfiye Oysal. Zülfiye Hanım, bu süreçte neler yaşadınız, neler oldu? Bize biraz anlatır mısınız? Valla şöyle bir şey, 3-4 ay önce kaynımı kaybettim. Ondan sonra işte 2-3 hafta falan olmuştur, eltimi kaybettim. Hasta mıydı kaynınız? Kaynım kalp krizinden öldü. Daha önce de rahatsızlıklar geçirdi ama gitmemişti doktora. Bu sonunda da rahatsızlandığı için vefat etti çalıştığı inşaatta. Eltim de Covid'e yakalandı. 3-4 gün dayanamadı yani. O da vefat etti. Ben de Covid'den yatıyordum. Çocuklar hani gidecek yerleri olmadığı için dayıları var ama dayılar hep İstanbul'da sağda solda olduğu için sağ olsun polisler çocukları evlerinden alıp bana getirdiler. Büyük kızım ilgilendi. Yani şu anda da yanımda duruyorlar. Yani zor bir süreç benim için çok zor. Benim de zaten 3 tane kızım var. Onlar kendi ortamlarına alışmışlar. Onları tabii ki yönlendirmek, her şeyi tekrar baştan öğretiyorum. Hani kendim çocuklarıma nasıl öğrettiysem onlara da aynısını yapmaya çalışıyorum ama çok zor. Ondan sonra şu anda sıkıntım, eşim zaten gurbetçi. Kızım var çalışıyor. Hani yetmiyor yani çocuklar da sağda solda yatmak zorunda kalıyorlar. Yani ihtiyaç var. Çocukların başından zaten bir travma geçti. Yani Yani birden anne, fazla bir şey baba. üstleyemiyorsun. Bir söylüyorsun, ikiyi söyleyemiyorsun. Çocuklar yani zaten etkilendiler çok. Peki bu süreçte psikolojik destek aldılar mı çocuklar? Şu anda hiçbir şey almazlar. Daha. Seni tanıyabilir miyiz delikanlı? Ben Gökhan Özden. Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Aynı zamanda bir rahatsızlığı vardı galiba Epilepsi yanlış. hastası. Gelişiminde sıkıntı var. Aynen böyle yani. Bize ihtiyaçlarımız da var demiştiniz. Evet. Çocukların bazı ihtiyaçları da var demiştiniz eğitim için. Onlar nelerdi? Ya eğitim için ihtiyaçları var. Ya nasıl söyleyeyim? Hangi ihtiyacını söyleyeyim? Yani sonuçta yeni baştan başlıyorlar burada. Böyle yani. Nelere ihtiyacı var mesela çocukların? Valla şu anda çocukların ders masalarına ihtiyacı var. Bazılara ihtiyacı var. Çek yat bazda hiç fark etmez. Çünkü yani yerlerde yatıyorlar. Çünkü benim eşim gurbetçi olduğu için kızım da yeni çalışıyor. Ben düzenimi kendime göre kurmuştum yani. Peki çocukların daha önce kendi evlerinde yok muydu bazaları Onlar hep çalışmamak zorunda? İstanbul'da kalmışlardı. Oradan buraya getir götür zaten hep perişan olmuş. Onları hani oradan buraya getirip de Kırık dökük diye eve sokmak hani değmez yani dediniz. değmez yani oradan taşıp da getirmeye de değmez. Zaten köyde de hani kendi odaları falan var. Onları oraya götürürüm. Çünkü yarın bir gün büyüyecekler. Mecbur orada kalacaklar yine hani gittikleri geldikleri zamanlarda. O yüzden o kırık dökük olduğu için buraya da getirmek istemedim. Peki çocuklar sizin yanınızda kalmaya başladığından beri sosyal yardımlaşma kurumundan veya başka yerlerden çocuklarla ilgilenmeye çalışanlar oldu mu? Valla bütün her yere başvurularımı yaptım. Ama daha şu anda hiçbir yerden yani bir şey gelmedi daha. Pandemi Evet. dolayısıyla. Şimdi pandemi dolayısıyla hani yasaklar girdi. Onlar aradığında aramadılar geliyoruz diye gerçi ama müsait mi olamadılar bilmiyorum ben gelmediler. Anlıyorum. Seni tanıyabilir miyim? Annem babamı kaybettiği için annem babamı onun için kardeşlerim söz ve onlar ben bakıyorum önce. En büyük olarak, abi olarak. Futbolcu olmak istiyorum askerden gireyim. Harikasın, muhteşemsin. Önce asker, sonra futbolcu. Evet. Hayalin var yani. Evet. İnşallah bu hayalin Bu gerçekleşir. yengenlere de ev almak istemiyorum. Sana kurban olurum ben. İnşallah bütün hayallerin gerçekleşecek. Sağ ol. Futbolcu da olacaksın. Askere de gideceksin. Yengene ev de alacaksın.